Dün büyüme verisi gelmiş. Türkiye ekonomisi %7,6'lık bir büyüme yakaladı. Bu büyüme verisi içinde sektörler de var. Bilgi iletişim sektöründe de büyüme devam ediyor. Ama büyümenin hızında belki bir yavaşlama söz konusu ama pandemi döneminde son iki yılda herhalde en hızlı büyüyen sektörlerin başındaydı bilgi ve iletişim sektörü. E, hem sektörü konuşacağız, Türkiye pazarını konuşacağız. Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu. Hoş geldiniz. Yayınımıza. Hoş bulduk. Nazik davetiniz için teşekkürler. Tüm izleyenlere de saygılar, selamlar. Biz teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Şimdi... E, özellikle pandemi dönemi, biraz evvel bahsettiğim gibi, hani tabii ki kimsenin beklemediği bir dönemdi ve bu döneme girdiğimizde de bilgi ve iletişimde sadece Türkiye'de değil tüm dünyada çok hızlı bir hareketlilik oldu. Nasıl bir dönem yaşadınız? Şöyle özetleyelim, evlere kapandık, evet. doğal olarak uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim çok önemli bir gündem oldu. Aynı zamanda şirketlerin e, müşterilerine e, bakışı ve tedarik zinciri en önemli konularımız oldu. Tabii böyle baktığımızda kişilerin uzaktan çalışması için bilgisayarlara daha fazla ihtiyaç oldu ve çok ciddi bir talep doğdu tüm dünyada bilgisayarlara. E, aynı zamanda da şirketlerin verimliliği, dijitalleşmesi, tedarik zincirinin optimizasyonu da yine bilgi işlem sektörünü donanım olsun, yazılım olsun e, çok önemli bir noktaya getirdi. Şöyle biraz rakamlara baktığımızda dünya çapında global olarak bilgi ve iletişim teknolojileri yani bilgi teknolojileri donanım yazılım hizmet iletişim teknolojileri de bizim telekom diye hmm. e, gün içinde özetlediğimiz telekomünikasyon iletişimi ve onun donanımı diye baktığımızda dünyada ardarda e, arda büyümelerle 2020'de e, 3.8 trilyon dolarken e, 2021'de 4.3 trilyon dolar büyüklüğüne ulaştı. Bu senede 2022 yılında da bir %4.4'lük bir büyümeyle yaklaşık 4.4 trilyon dolar olacakmış gibi gözüküyor. 2019'dan önce herhalde bu daha çok gerilerdeydi. Evet daha gerilerdeydi. Yani 2020 ve 2021 zaten en tap noktası. Evet 19'dan 20'ye ve 21'e en tap noktalar oldu. Ama bu esasında devam ediyor dünyada. E, baktığımızda e, öngörüler şu ki 2026 yılında 5.6 trilyon e, dolara e, çıkacak bilgi ve iletişim teknolojileri e, büyüklüğü. E, burada tabi alt sektörler bunu besleyen sektörler e, yapay zeka, robot teknolojileri hem yazılım olarak hem donanım olarak Türkiye'de de karanlık fabrikalar olmaya başladı. Yani ne demek insanların olmadığı dolayısıyla bir işe gerek kalmayan Tamamıyla makinelerin e, üretim yaptığı karanlık fabrikalarımız var. Hatta şöyle, şöyle de deniyordu işte e, insanlar iş bulamayacak mı deniyordu ama zaten artık fabrikalarda çalışacak insan sayısı o kadar azaldı ki daha robotlar gelmeden azaldı. Yani robotlara çok ihtiyaç var aslında. Doğru. tabi o taraftan bir azalma oluyor ama başka taraftan Tabii da nitelikli iş gücü anlamında da ihtiyacımız İhtiyacı oluyor. Da. Daha fazla e, artış oluyor. O anlamda baktığımızda dünyada e, siber güvenlik, yapay zeka... Ee, ...nesnelerin interneti, e, bulut bilişim diye baktığımızda bu konular artıyor. Türkiye'ye geldiğimizde durum nedir diye e, bir bak bakalım. E, 27 milyar e, dolardan e, 30 milyar dolarlık bir büyüklüğe çıktı. Yani 2020'de 27 milyar dolardı bilgi ve iletişim teknolojileri Türkiye'de. E, 2021 yılında da 30 milyar dolar gibi büyüklüğe çıktı. Bu senede yaklaşık %3-5'lik bir büyüme bekleniyor Burada daha çok hem donanım hem de özellikle yazılım ve Türkiye'nin insan kaynakları anlamında, bilgi teknolojileri anlamında çok önemli insan kaynakları var. Bu tabii tüm dünyanın da dikkatini çekiyor. Bu insan kaynaklarının yazılım tabanlı çok ciddi startup ve girişim ekosistemini besliyorlar ve buradaki firmalar çok ciddi başarılara imza atıyorlar. Bu da sektörün büyümesine sebebiyet veriyor. Hı hı. bir e, kaç rakamla belki bu bilgi teknolojilerin en çekirdeği bilgisayarlar. İşte hepimiz kullanıyoruz. O da yıldan yıla e, %15'lik büyümelerle 350 milyon adede geldi dünyada. Yani dünya bilgisayar pazarı 350 milyon adede geldi. E, Türkiye'de bu, de, buradaki değişimde de hani hep masaüstü vardı. Sonra hani e, dizüstü bilgisayarlar dizi üstülerin... artık Oradaki oran ne oldu? Oranı e, yaklaşık 70'e 30'a geldi. 50'ye 50'den yıllar içinde hmm. 70'e 30'a geldi. Mobilizasyon tabii ki tüm süratiyle devam ediyor. E, Türkiye'de de ciddi büyümeler oldu. 1.6 e, milyon adetti 2019'da. E, daha sonra 2.2 milyon adede ve en sonunda 2021'de de 2.4 milyon adede yükseldi. E, bu da çok ciddi bir adet. E, biraz bu ilk 6 ayda hafif bir e, boynunu büktü e, Türkiye bilgisayar pazarı ama ikinci yarıda ben toparlanacağını düşünüyorum. Türkiye'de e, 30 milyar dolar mı? Yok, e, Türkiye'de 2.4 milyon adet bilgisayar. Şey e, büyüklük anlamında. Büyüklük 30 milyar dolar. Bilgi e, iletişim 30 evet, milyar evet. dolar çok 2 milyar mi? dolar da ihracata katkısı var. Özellikle yazılım tarafında hmm. bilgi ve iletişim e, teknolojileri sektörlerinin. Ee, bu da ihracatımıza e, olumlu katkı sağlıyor. 250 milyon adet bilgisayar dünyada, dünyada Türkiye'de Türkiye'de de 2.4 milyon adetteyiz. Biraz burada, burada gidecek yerimiz var çünkü var biz mı? genelde dünyanın yüzde birine tekabül ediyoruz birçok sektörde. Öyle baktığımızda bir 3-3.5 milyon adetlere ulaşmamız lazım. Ama bunu da ben bir büyüme fırsatı olarak görüyorum. Hmm. Ee, o nedenle daha yapacak çok iş var he, 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 her birimiz için. Şimdi. Ee, şöyle bir durum var pandemi ile birlikte tabii ki hani böyle hani o alışkanlıklar değişti. Doğru. Ee, daha fazla insan artık bilgisayara ulaşmak istedi. Bu kadar talep olunca da bilgisayara ulaşmakta bir dönem problem yaşanıyordu o haberleri veriyorduk. Doğru. Ee, otomotivde yaşanıyor, bilgisayarda Doğru. yaşanıyor Doğru. işte ne bileyim oyun konsolunda yaşanıyor. Doğru. Yani çip gerektiren her şey. Evet. Ee, burada sorun devam ediyor mu aynı şekilde? Burada sorun azalmakla birlikte devam ediyor ama o Hala bir sene değil. bir sene önceki gibi değil ya yani bir sene önceki gibi değil ama e, azalmakla birlikte devam ediyor yine bir bilgisayar ihtiyacı olan bu saydığınız cihazlara ihtiyacı olan e, birileri varsa bence evvel emirde alsınlar çok beklemesinler kendilerine uygun olan e, cihazları e, çünkü dünyada da bir sürü jeopolitik değişiklikler oluyor e, savaş tehditleri oluyor. Herhalde işte en çok bilgi iletişimine en çok korkutan Tayvan herhalde. Evet şimdi şöyle bir şey dünya tedarik zincirinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği ortaya çıktı. Neden? Hı hı. Çünkü pandemi öncesinde hep Çin ve Çin'e yakın ülkelerde bu tür elektronik cihazlar, komponentler, entegre devreler üretiliyordu. E orada bir pandemi çıktı ne oldu? Bir anda dünya kilitlendi ve biraz önce konuştuğumuz konular oldu. Yani oralarda bir kıtlık oldu ve talep de arttı. E ee, bir anda da entegre devre fabrikaları kurulamıyor çünkü milyar dolarlık yatırım ve bu yatırımı yapacak olan önemli teknoloji firmaları da geçici mi yoksa bu ilerlemenin yoksa kalıcı mı olduğunu değerlendiriyorlar. E bu fabrikaları yenilemek ek tesisler yapmak da belli bir zaman ve maliyet. Ama alışkanlıklar sanki değişmeyecek gibi yani hibrit çalışma evden çalışma. Ee, Ama onlar yeni oldu. Onlar yeni, yeni oldu. oldu ve e, bunsuz da olmuyor. Yani olmuyor. Bilgisayarsız, düzgün yani, düzgün bilgisayarsız da olmuyor, olmuyor bu iş. O Peki Türkiye'nin de büyüme hızlıydı. Son ikinci çeyrek e, büyüme verilerine baktığımızda özellikle e, bilgi iletişim tarafına baktığımızda büyüme yine var. Ama büyüme hızı biraz yavaşlamış gibi. 5 biraz, biraz yavaşlamış gibi olabilir ama önemli olan büyüme burada e, büyümeyi Devam sağlıyor edecek. olmamız önemli. Çünkü daha evvelki senelerde birazcık daha düz yataydı. Şimdi bunların ilerliyor olması bence önemli. E Şimdi bir sürü konular da var, jeopolitik konular da var, zorluklar da var. Hem Türkiye'nin hem dünyanın hem Avrupa'nın hem uzak doğunun. O nedenle daha sükunetli bir dünyada bence teknoloji çok daha fazla artacaktır. Öyle düşünüyorum. Peki Lenovo Türkiye'de ve dünyada nasıl bir pazar payına sahip? Tabii Lenovo Türkiye, dünyada bilgisayar pazarının son iki senedir lideri, yüzde 24'lük bir pazar payı var. Biz hı hı. Türkiye'de daha iyi bir performans gösteriyoruz. Biz yüzde geçen sene yüzde 26.7 ile Türkiye bilgisayar pazarının lideri olarak kapattık. Bu senede geçtiğimiz iki sene de öyleydi. Bu seneyde ilk yarıda %26'lık yine bir pazar payımız var ee, ve bu seneyde lider olarak kapatacakmışız gibi gözüküyor. Dünya ile Türkiye arasındaki artış e, oranı anlamında mı Türkiye biraz daha ön plana? Birazcık daha ön planı, bizim birazcık ertelenmiş talebimiz vardı. Biz hmm. dünyaya göre daha fazla ilerledik e, bilgisayar e, sektörü konusunda. O da bizim için olumlu bir e, sinyal. E, tabii biz e, e, ülkemize nasıl katkı sağlayabiliriz yani o Türkiye olarak diye... E, ciddi e, kendi çapımızda yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. ve Burada da çocuklar, gençler ve girişimciler olarak e, üçe ayırmış durumdayız grupları. Hı hı. Çocuklara çok ciddi bir şekilde e, kodlama öğretimiyle ilgili Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'yla çalışmalarımız var. 50 bin çocuğa giriş seviyesinde tabii ki e, kodlamayı sevdirici şeylerimiz Kaç var. Çalışmalarımız var. Normal 7, 8, 9, 10 bu seviyede hı hı. bu yaşlardaki kardeşlerimize aynı zamanda e, bilgisayar, e, sınıflarımız var. E, Van'da, diğer, e, bilgisayar sınıflarımız var Diyarbakır'daydı, Van'da, İzmir'de bilgisayar sınıflarımız var. Gençler için İTÜ Tekno Arikent'te yine bir e, yazılım e, 30 e, bilgisayarlık bir yazılım e, donanım şeyimiz var, e, sınıfımız var. Aynı zamanda geçtiğimiz sene yapay zekaya yönelik 10 bin tane gencimizi Burada birazcık kadın erkek sayısına da dikkat ederek 50-50 yapmaya çalışarak 10 bin tane gencimize yapay zeka eğitimleri verdik. Bu sene de inşallah devam edecek. Ki onlar. orası çok hızlı gelişen ve ilgi gören alanlardan bir çok, tanesi. Çok. Ve çok. Türkiye son dönemde özellikle hani konuştuğumuzda hani bu eğitimlerden bahsediyoruz. Yazılım evet. konusunda mesela çok ciddi yatırımlar çeken çok ciddi geliştirme yapan ülkelerin başında geliyor Türkiye. Doğru. Ee, bu anlamda nasıl görüyorsunuz? Gençlerin? Bu anlamda çok olumlu. Özellikle oyun tarafında biz iyiyiz. Dünyaya açılan bir kapımız oldu. Oyun diye geçmeyelim. Çok ciddi bir ekonomi var orada. Ve birçok önemli yatırımlar aldı oyun firmalarımız. Aynı zamanda Türkiye'de yaşayıp Avrupa'ya, Amerika'ya Hizmet veren bir sürü Türk insanı, Türk genci var. Yani şu anda esasında dünya Türk bilişim teknolojisi çalışanlarını keşfetmiş durumda. Evet. Baktığınızda ve çok ciddi bir talep var. Bir kısmı taşınan var, bir kısmı taşınmadan ülkemizde kalarak dışarıya hizmet veren var. Burada bence daha hala gidilecek çok yol var. Hani bizi dinleyen genç kardeşlerimiz varsa özellikle yazılım tarafına, bilgi teknolojileri tarafına daha fazla eğilmelerini ve burada e, o yaratıcılıklarını da katıp çalışkanlıklarını da katıp daha katma değerli işlere imza atmalarını ben onlardan rica ediyorum. Şimdi sosyal sorumluluk yatırım çalışmalarımız evet, var. Evet. Arge yatırımlarınız. Arge yatırımlarımız e, birazcık e, nasıl diyelim Türkiye'nin büyüklüğüyle ilgili. Buradan dünyadaki e, üretim e, dediğim gibi Çin'de var ve çok az Amerika'da var, Avrupa'da var böyle her bir ülkeye e, büyüklükten dolayı e, yatırım yap, yap, yapılamıyor. Bu nedenle Türkiye'nin biraz daha böyle bir iki kat daha büyümesi lazım ki burası daha avantajlı olsun üretim anlamında. Anladım. Ve üretimi buraya e, çekebilelim. E, peki e, bunun dışında şimdi okullar açılıyor. Evet e, Üniversitelere yerleşim yapıldı. İşte üniversite yerleştirmesi gerçekleşti. E, çok ciddi sayıda hani üniversiteler evet. neredeyse Full e, dolu. Doğru. E, dolayısıyla hani buradaki potansiyeli nasıl değerlendiriyor Leonardo? E, şöyle e, Eylül ayı ile itibariyle, yani hatta Ağustos'un ikinci e, yarısı ile itibariyle bir kıpırdanma başlar. Eylül, Ekim, Kasım genellikle bilgisayar piyasasının e, en fazla satışların en yoğun olduğu dönemdir. Şu anda da onları görüyoruz geçtiğimiz Yaz biraz hareketsiz geçiyor. Genelde mevsimsel diktatör e, olarak çeymuz ve ağustos zayıf olur. Eylülden itibaren Aralık, Ocak, Şubat'a kadar e, bu bu şekilde e, ilerleyerek devam eder. Şu anda da oku pırtayı canlanmayı görüyoruz. Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir ülke. Nüfusu güçlü, genç. E, o nedenle e, burada daha gidecek çok yolumuz var. E, ben çok olumlu bakıyorum bilgi teknolojileri e, sektörüne. Türkiye'de daha çok büyüyeceğimizi düşünüyorum. Bir de hem e, bu yeniliklere çabuk adapte oluyor, teknolojiye çok çabuk adapte olması belki Türkiye yani biraz muhakkak, farklılaştırıyor, e, diyebilir miyiz Muhakkak. Yani bizim o dinamik ve yaratıcı problem çözmedeki cevvaliyetimiz çok önemli. Biz tabii bir sürü uluslararası arenalarda bir sürü hı hı. farklı insanla beraber oluyoruz. Hakikaten o Türklerin e, problemi hızlı çözmesi, kısa yol bulması. Probleme odaklanıp çözüm üretmesi çok az ülkede millette var. O nedenle bizim bunu daha fazla işe, paraya, ülke kalkınmasına yansıtıyor olmamız lazım. Tabii sadece bu hani bu makine bilgisayarı satmak değil, dediğiniz gibi bunun hani yazılım anlamında eğitimini muhakkak, vermek, muhakkak. geliştirmek gerekiyor. Biz olaya zaten teknolojinin ilerlemesi olarak bakıyoruz. Sadece bir cihazın satışı olarak Hı. bakmıyoruz. O nedenle yapay zeka eğitimleri veriyoruz. O nedenle Yazılım sınıfları açıyoruz. O nedenle e, startupları desteklemeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bunlar bizim için çok önemli. Bir başka çalışmada da tabii COBİ'ler çok önemli. Ülke kaldırmasıyla. E, TÜSİAD'ın bir programı var. SD Kare. E, geçen sene ana sponsorlardan biriydik. Yani COBİ'lerin dijitalleşmesi, ihracatı arttırmasıyla e, ilgili teknoloji firmalarının buluşturulması. Çok önemli. Ekonomi büyümeye çok büyük katkı sağlıyor. Evet sağ aynen o şekilde. Bu sene de yine devam edeceğiz. Öyle gözüküyor. Valla vatana, millete katkı sağlamak üzere gece gündüz çalışıyoruz. Kobilerin bu anlamda ciddi bir hani ihracatçı oldular dünyanın her yerinde. Bunu nasıl sağladılar? İnternet ve tabii ki bilgisayar Muhakkak. Sayesinde. Yani sadece o değil ama... Onun tabii yani o çok, aracılık ediyor. Her türlü yapay zekası, yazılımı, donanımı, bilgi iletişim teknolojileri hepsinin bir araya gelmesi ve dışarıya da düzgün bir şekilde açılma... Oradaki uygun, uygun pazarlara adreslemekle bizim yapamayacağımız bir şey yok. Ben Biz öyle görüyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Için çok sağ olun. Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu konuğumuzdu. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Saygılar. Biz de bu sohbetle ekonomi notlarını kapatıyoruz. Yatırım dünyasıyla karşınızda olacağız birazdan.